TCG İstanbul Fırkateyni'nin atışa hazır 16 adet atmaca gemi savar füzesi taşıyabilmesi, Türk donanması için yeni bir dönemin kapısını açıyor. Mevcutta Türk savaş gemileri en fazla 8 füze ile göreve çıkabiliyor. Bu sayının 2 katına çıkması değişen tehdit algısının ve gelişen harekat planlamalarının bir yansıması olarak görülüyor. Türk savunma sanayiinde son yıllarda gelişimin en net görüldüğü alanlardan biri de, hiç şüphesiz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen platform ve sistemler. Milli gemi ve milli denizaltı kapsamında ortaya konan vizyon arka planda çok değerli kazanımları da beraberinde getiriyor. Bu gelişimin en net görüldüğü platformlardan biri TCG İstanbul Fırkateyni. Yerlilik millilik oranıyla öne çıkan geminin muharip gücü de oldukça yüksek. Bugüne kadar Türk savaş gemileri 8 adet gemi savar füzesi taşıyabiliyorken, TCG İstanbul ile bu sayı tam 2 katına çıkıyor. Halihazırda gerek Rusya-Ukrayna savaşı gerek Kızıldeniz başta olmak üzere, bölgede yaşanan gelişmeler, gerekse de İsrail-İran arasındaki gerilim harp sahası açısından da ciddi dersler barındırıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de gelişmeleri yakından takip edip, önemli çıkarımlar yapmış olması sürpriz sayılmaz. TCG İstanbul ile gemi savar füze kabiliyetinin 2 katına çıkarılması işte, bu değişimin bir yansıması olarak yorumlanıyor. Modern bir savaş gemisine karşı yapılacak füze atışlarında, düşmanın hava savunma sistemlerini geçmek pek kolay olmayabiliyor. Haliyle aynı hedefe birden fazla kez atış yapmanız gerekiyor. Batırılan Rus savaş gemilerinde görüldüğü üzere, kimi zaman 4-5 gemi savar, füze aynı hedefe gönderiliyor. Bu durum, geminizde bulunan 8 adet gemi savar füzenin hızla tükenmesi sonucunu da beraberinde getiriyor. Böyle bir durumda füzesi biten gemi için lojistik süreç başlıyor. Çünkü gemi savar füzeleri anlık olarak değişebileceğiniz ve yola devam edebileceğiniz ürünler değil. TCG İstanbul'da gemi savar füze sayısının 16'ya yükselmesi bir başlangıç. Belli ki ilgili kuvvet gelecek dönemlerde de benzer bir yol haritası izleyecek ve diğer gemiler için de 16 sayısı geçerli olacak. Bu durum Türk donanmasının harekat planlarını da doğrudan etkileyebilecek önemli bir kilometre taşı olarak da kabul edilebilir. Atmaca, su üstü harbinde harekat ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş, hücum bot, fırkateyn ve korvetlerde kullanılabilen yüksek vuruş hassasiyetli gemi savar füzesidir. Gemi savar füze teknolojisi oldukça zorlu bir teknoloji alanıdır. Gemi savar füzeler seyri seferlerini yaparken ufuk hattına kadar tespit edilmemek ve havada imha edilmemek için çok alçak irtifalardan seyrederler. Bu yöntem deniz kayağı yöntemi olarak adlandırılır. Atmaca gemi savar füzesi, bunu bir adım ötesi olan ve su üzerinde adeta suyu yalayarak gitmesini sağlayan uçma kabiliyetine sahiptir. Belirlenen bir hedefe gönderilen atmaca füzesi, hedef hareket etse dahi hedefi takip ederek imha edebilme kabiliyetine sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil edilen füzelerin, yakın zaman içerisinde donanmanın envanterindeki su üstü gemilere entegre edilmesi planlanmaktadır. Yakın gelecekte ise atmacanın Türk donanmasına yönelik gemi tehditlerine karşı ana gemi savar güdümlü mermisi olacağı öngörülmektedir. Roketsan, Aselsan, TÜBİTAK SAGE gibi partnerle gerçekleştirilen bu proje sayesinde Türkiye, kendi gemi savar füzesini üretme ve bunları bütün platformlarında kullanma yeteneğine sahip olmuştur. Tüm bu özellikleriyle atmaca, ülkemizi dünyada gemi savar füzesi üretebilen 5 ülke arasına dahil etmiştir. 2009'da Roketsan ana yükleniciliğinde Aselsan ve Armerkom, Araştırma Merkezi Komutanlığı, işbirliğiyle Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan Boeing RG-84 Harpoon gemi savar füzesinin yerini alacak yerli gemi savar füzesi için sözleşme imzalandı. Projede esas olarak muadili Harpoon'dan daha yüksek menzil, daha düşük ağırlık ve yüksek yerlilik hedeflenmiştir. 4 Kasım 2019 tarihinde Milgemada sınıfının son gemisi olan TCG Kınalıada, F-514, korvetinden ilk telemetri başlıklı atmaca atışı gerçekleştirildi. 4 Şubat 2021'de ilk harp başlıklı atış ve 18 Haziran 2021 günü Karadeniz'de seri üretim kalifikasyon atışı yapıldı.
Haziran 2021'de yapılan atışta emekli edilen eski TCG Işın kurtarma gemisi vurularak batırıldı. Roketsan üretimi Atmaca Satıh'tan Satıha güdümlü mermisinde hali hazırda Fransız Safran üretimi TR-40 turbojet motorları kullanılmaktadır. Yakın zaman içerisinde yabancı motorlar yerine Kale Arge üretimi KTJ-3200 turbojet motorları kullanılacak. İlk olarak Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki güdümlü mermi ateşleme kapasitesine sahip 11 platforma atmaca güdümlü mermisi entegre edilecek. Hangi platformlara entegrasyon yapılacağı açıklanmamıştır. Gemisavar füzeler hiç şüphesiz donanmaların en stratejik silahları arasında yer almaktadır. Türk donanması, atmaca ile çok büyük güç çarpanı elde etmiştir. Envanterde yer alan Amerikan üretimi harponların yurt dışından temini hem çok pahalı hem de oldukça zahmetlidir. Ek olarak füze üreticisi ülke, periyodik olarak envanterde yer alan füzeleri denetlemektedir. Daha gelişmiş özelliklere sahip, çok daha tehlikeli atmaca blok 2 füzesinin geliştirme çalışmaları devam ediyor. Gemi tabanlı atmaca üzerinden kara konuşlu atmaca seyir füzesi geliştirilmiştir. Denizler, ülkemizin güvenliği ve stratejik çıkarları için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, denizlerdeki varlığımızı güçlendirmek ve korumak, ulusal bir öncelik haline gelmiştir. Yerli gemisavar füze projeleri, bu önceliğin en somut yansımalarından biridir. Kendi gemisavar füzelerimizi geliştirerek, dışa bağımlılığı azaltıyor. Milli güvenlik alanında stratejik bir özellik kazanıyoruz. Ayrıca, bu projeler sayesinde savunma sanayimizdeki teknolojik yetkinliği artırıyor ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü pekiştiriyoruz. TCG İstanbul Fırkateynimizin atışa hazır 16 adet atmaca gemisavar füzesi taşıması bir, bu projelerin ne kadar ileriye gittiğinin bir göstergesidir. Bu sayede, donanmamızın muharebe sahasındaki şartlara uyum sağlama ve tehditlere karşı etkin bir şekilde yanıt verme kabiliyeti artmaktadır. Gelişen tehdit algısına karşı proaktif bir yaklaşım sergileyerek, denizlerdeki gücümüzü ve caydırıcılığımızı artırıyoruz. Yerli gemisavar füzelerimiz, sadece savunma sanayimizin bir ürünü değil, aynı zamanda milli bir gurur kaynağıdır. Bu projeler, genç mühendislerimizin ve bilim insanlarımızın yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu, yenilikçi çalışmaların merkezi haline gelmiştir. Yerli ve milli projelerimiz, ülkemizin savunma sanayindeki bağımsızlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için atılan adımların en önemlilerindendir. Sonuç olarak, yerli gemisavar füze projeleri, Türkiye'nin savunma sanayindeki bağımsızlığını artıran, teknolojik gelişimini hızlandıran ve denizlerdeki gücünü pekiştiren stratejik öneme sahip projelerdir. Bu projelerle birlikte, denizlerdeki varlığımızı daha da güçlendiriyor ve milli çıkarlarımızı koruma altına alıyoruz.